Fenerbahçe'ye bu bölümde odaklanacağız. Filip Koku ve Erwin Koeman'ın ardından teknik direktör Ersun Yanal da kötü gidişe dur diyemiyor. Şu ana kadar denilemedi. Sarı lacivertliler son olarak Türkiye Kupası'nda Ümraniye Spor'a yenildi. Kupaya veda etti. Fenerbahçe'nin halini spor müdürümüz Onur Tuğrul'la değerlendireceğiz. Çok klişe ama yerini buluyor. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali sorusu. Çok sorulan bir soru. Önce şu son maçtan bir başlayalım. Ne oldu Ümraniye karşısında? Her zamanki şey oldu. Fenerbahçe bir rakibine daha dişini geçiremedi ki. Fenerbahçe'nin dişini geçirebileceği bir rakibin olduğunu düşünmüyorum. Bir oyun stratejisi yok. Oyuncular saha içinde keyif alıyor görünmüyorlar yaptıkları işten. Birbirleriyle vakit geçirmekten keyif alıyor görünmüyorlar. Futbol oynamaktan keyif alıyor görünmüyorlar. Bir takımın bir sistemi yok. Kadro kalitesi yetersiz. Ümraniye Spor'da yapması gerekeni yaptı. Planlı bir şekilde savunmasını yaptı. Alanlarını kapattı Fenerbahçe'nin. Özellikle Valbuena'nın. Ve hızlı hücumla skor aramaya çalıştı. Dakikalar geçtikçe dirençleri de arttı. Ve maçı son bölümde de bir kontrataktan golü buldular. İki maçta da Fenerbahçe bir alt lig takımına karşı, Ümraniye Spor'u tabii ki tebrik ederiz ama bir alt lig takımı sonuçta, kağıt üstündeki durum bu. Gol atamadan 120 dakikada, 180 dakikada gol atamadan ve iki maçta da kaybederek evinde dışarıda kupaya veda etti. Peki imkanları olan büyük bir takım Fenerbahçe. Neden dikiş tutmuyor? Bu söylediğin şeyleri bir araya getirince demek ki hiçbir şey kalmamış. Kesinlikle öyle. Bence şu anda bir sistem sıkıntısı var. Ali Koç geldi ve dedi ki ben sistemi değiştireceğim, kurumsal bir kimlik oturtturacağım. Buraya, kulüpten bahsediyor ve Samandıra'ya. Tamam, güzel, herkesin desteklediği bir şeydi. Artık Türk futbolunda bir yenilenmeye ihtiyaç vardı ve sportif direktörlük müessesesi yeniden geldi. Komolli takımın sportif direktörü oldu. Burada ben sene başından itibaren evet transferlerle ilgili çok eleştirme oldu. Slimani transferi özellikle herkes ligin en iyi oyuncusu derken ben hayır hiçbir şekilde başarılı olamayacak diyen belki de medyadaki tek kişiydim. Ve maalesef ki ben haklı çıktım çünkü bunlar çok ciddi paralar ve kulüplerin parasının boşa gittiği durumları görüyoruz. Sportif direktörlükte şöyle bir sıkıntı var ki bence değişmek zorunda. Ona emanet ediyorsunuz sistemi ama Türkiye'de aslında ona da emanet etmiyorsunuz bir yandan da. Kağıt üstünde emanet edilen bir sistem var. Transferleri ona bırakıyorsunuz. Transferler başarısız, kabul. Zaten hiç tutan bir transfer yok. 11 transferden ikisini herkes ayırıyor. Ben de ayırayım. Berke ile Barış'ı ayırdılar ya da Ferdi'yi de ayırabiliriz hadi. Onlar genç, geleceğe yönelik oyuncular olduğu için. Şu anda oynayan oyuncular hepsi yanlış çıktı. Yani sportif direktörün getirdiği tüm transferler Fenerbahçe'nin verim alamadığı oyuncular. Bu bir. Ve uyumsuzluk çıktı. Ve uyumsuzluk. İki, Samandıra'nın hafızası, oradaki olan oyuncuların, hatta personelin orada çok büyük payı var. Personelin, çalışanların, amirinden aşçısına herkesin oradaki şeyini katabilirim. Onların hafızası değiştirildi. Kurallar değişti orada Samandıra'da yapılması gereken kurallar kurumsallık adına. Doğru da olabilir ama burada bir değişime direnç var onu söyleyelim. Ve bunda Komolli'ye mal ediyor oradaki Samandıra'daki personel, oyuncular, herkes yani. Ve Komolli varken bu sistemin başarılı olmayacağı düşünülüyor. Bu içten içe de başarılı olmasını da getirir beraberinde içten içe. Bu kasıtlı yapılıyor denmiyorum ama iş buraya gidiyor ki sahada o isteksiz durumu da görüyoruz. Hatta maç sonu basın toplantılarını bile izleseniz anlıyorsunuz zaten kim gerçekten üzgün, kim gerçekten değil. Ya da üzgün olmak zorunda gibi açıklama mı veriyor onu da görüyorsunuz. Bir üçüncüsü sportif direktör dediniz tamam. Futbolu tamamen Komolli'ye bırakıyorum dediniz. Kabul. Ama şimdi bakıyoruz Koku ayrılırken onun kovulduğunun açıklamasını Semih Özsoy yapıyor, yönetici yapıyor. Ersun Yanal geliyor. Ersun Yanal'ın görüşmesini Komolli de yapmış olabilir ama bizim hep duyduğumuz kısım Semih Özsoy'la yaptığı görüşmeler. Sonrasında Ersun Yanal'ın basın toplantısında yanında Başkan Ali Koç'u görüyoruz. Komolli yok ortada. Yani futbolu tamamen ona bıraktıysanız basın toplantılarında ya da açıklamalarda da bizim Komolli'yi görmemiz lazım. Bir Fenerbahçeli olarak sesim titriyor sorarken ama küme düşme ihtimali? Yani bunu konuşmak bile kötü Türk futbolu açısından. Elbette. Ama gidişat artık şakası olmayan bir yere geldik. Son bir haftayı çok ciddi bir şekilde değerlendirmesi lazım Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe yönetiminin. Takıma en azından 3-4 ilk 11 oyuncusu almaları lazım. Rotasyona değil kesinlikle biz gelecek seneyi düşünerek transfer yapacağız gibi düşünceler var. Sakın çünkü artık bu işin şakası kalmadı. Vakit var ama az vakit var. Evet 31 Ocak son gün. Evet.
3-4 ilk 11 oyuncusu takımın çevresini değiştirecek. Hatta omurgayı yani stoper, orta saha, santrfor hattını çok iyi bir şekilde güçlendirecek bir transfer operasyonuna ihtiyaç var. Dünkü maçın Avrupa macerasına etkileri. Elendi, kupadan elendi, tamam. Elendi. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmesi için en kestirme yoldu artık. Fenerbahçe ligde 15.lik 17.lik arasında oynuyor şu anda. Yani şu anda ligde kalacak mı kalmayacak mı konuşuyor taraftar. Artık o endişeye girmiş durumda çünkü 19. haftaya geldik. Bunun konuşulması da normal. 19. haftaya gelen bir takımın Avrupa'ya gitmesi önemliydi. Neden? Çünkü 31 Ocak'ta Fenerbahçe evet hem transfer kapanıyor ama çok önemli bir gün Fenerbahçe için UEFA ile bir görüşme yapacak ve başkanın da yaptığı açıklamalardan anladığımız şu, diyor ki bizim finansal fair play'e uymamız mümkün değil. Yani bir ceza alması muhtemel Fenerbahçe. Avrupa'dan men cezası alabilir Fenerbahçe. Eğer bu kötü giden sezonda Fenerbahçe kupayı alıp Avrupa Kupası'na, UEFA Avrupa Ligi'ne gitseydi en azından o cezayı bu sezonda, bu kötü giden sezonda Bitirmiş olacaktı. Ama şimdi o da kalmadı. O da kalmadı. Şimdi gözünüzü kararttınız. Bu devre arasında inanılmaz transferler yaptınız son 7 günde. Yaz transfer döneminde Messi, Ronaldo'yu getirdiniz. Gelecek sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Bu sefer cezayı Şampiyonlar Ligi'nde çekeceksiniz. Hmm. Kötü giden sezonda bu işi halledebilirdi Fenerbahçe ki Beşiktaş bu sene kupada yok. Başakşehir ligin lideri dün kupadan elendi. Yani şartlar da aslında Fenerbahçe için biraz daha şanslı duruma gelmeye başlamıştı. O fırsatı da tepmiş oldu Fenerbahçe. Dilerim bir dahaki buluşmamızda Fenerbahçe'nin başarılarını konuşuruz artık. Teşekkürler bu yayına katkı için.